Ergün Diler, Liva Fursan. Başkan Erdoğan'ın Putin'le Libya meselesi nedeniyle tekrar temas kuracağını, heyetlerin görüşeceğini açıkladığı saatlerdi. Üzerinden çok geçmemişti ki Moskova'da siren sesleri duyuldu. Geçen haberler elbette doğruyu %100 vermeyecekti. Böyle bir beklentim de yoktu ancak olayın kendisi çok ama çok önemliydi. Ajanslara düşen haberler kabaca şöyleydi. Rusya'nın başkenti Moskova'daki Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB binası yakınlarında silah sesleri. Moskova'nın Lubyanka bölgesinde Rusya Federal Güvenlik Servisi Genel Merkez binası yakınlarında çatışma çıktı. Kremlin'den yürüyerek yaklaşık 10 dakika mesafede gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin ağır yaralandığı aktarıldı. Ölenlerden ikisi FSB görevlisi. Saldırganın Moskova bölgesinde kayıtlı 39 yaşında Yevgeni Minyurov isimli erkek olduğu bildirildi. Ne amaçla silahlı saldırı düzenlediği konusunda henüz bilgi verilmedi. Saldırıdan sonra paylaşılanlar bunlardı. Peki gerçek neydi? Gelin oraya seyahat edelim. Rusya'nın başkenti Moskova'daki Federal Güvenlik Servisi FSB binasındaki saldırı sıradan değildi. Zaten saldırıların süreceğini günlerdir buradan ilan ediyorum. Kaç kez not düştüm hatırlamıyorum bile. Saldırıda CIA tarafından kurulan ve büyütülen Liva Fursan örgütü kullanıldı. Tetikçi de İngilizdi. Akla ilk gelen Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın İngiltere ile olası ortaklığını engellemek istiyor şıkkıydı. Liva Fursan el-Kolan, Pentagon'a bağlı birimlerin Suriye'de güçlenmesi için kuruldu. Örgüt içinde yer alan bazı önemli isimlerin çok iyi derecede Rusça bilmesi ilginçti. CIA Moskova operasyonları için Liva Fursan örgütünü büyütüyordu, güçlendiriyordu. Gelelim saldırıya. Olay söylendiği gibi FSB merkezinin yakınında olmadı. Tam merkezinde, içinde oldu. Liva Fursan, FSB'nin binasına kadar sızmayı başardı. Bunun nasıl olduğunun pek bir önemi yok. Sızdı. Elbette Rusya içindeki istihbarat birimlerinden de destek aldığı ortada. Saldırgan daha önce çifte casusluk yaptığı bilinen bir isimdi. Rus kaynaklar bu ismin 39 yaşındaki Yevgeni Minyurov olduğunu ilan etti. Ancak Yevgeni Minyurov'un geçen yıl hem Amerika'ya hem de İngiltere'ye ajanlık yaptığı iddiasıyla tutuklanıp sonrasında intihar ettiği istihbarat örgütlerince biliniyordu. Kayıtlarda böyleydi. Pentagon'un CIA üzerinden gerçekleştirdiği bu saldırının nedenleri de ortada. Öncelikli olarak İngiltere'nin Orta Doğu ve Akdeniz'le yan yana gelme ihtimali, Rusya'nın da bu gruba dahil olması Washington'ı büyük bir çıkmaza sokabilir. Bunun önüne geçmek istemekteler. Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Akım ve Türk Akım projeleriyle ilgili yaptırım uygulayacağını açıkladı. Hatta Trump da bütçeyi imzalarken bu iki önemli konuya da onay vermek zorunda kaldı. Moskova'ya uzaktan bakıldığında görülen fotoğraf şu: Rusya hem Amerika hem Türkiye hem de İngiltere ile pazarlık yapıyor. Rusya'nın İngiltere ile ne kadar yakınlaştığını anlatmaya gerek yok. İstanbul'da öldürülen James Gustaf Edward Le Mesurier, Amerika ile İngiltere'nin arasının açılması için planlanmıştı. İpler kopsun diye. 19 Aralık 2016'da Ankara'da suikasta kurban giden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov da büyük bir planın parçasıydı. Bir Türk polis Rus Büyükelçiyi öldürüyordu. O günlerde Türkiye ile Rusya arasında başlayan yakınlığın bitirilmesi için bu suikast düzenlenmişti. Beklenen olmadı. Rusya ile İngiltere'nin James Gustaf Edward Le Mesurier suikastında karşı karşıya gelmemeleri aslında boş yere planlanan bir suikast olarak kayıtlara geçti. Rusya Le Mesurier'e hedef göstermiş, CIA de bu fırsatı kaçırmamıştı. Bu nedenle Federal Güvenlik Servisi'ne düzenlenen saldırı da İngiltere'ye yıkılacaktı. Hatta James Gustaf Edward Le Mesurier'in intikamı gibi gösterilecekti. Liva Fursan örgütü görevini başarıyla yapsa da plan başarısızlıkla sonuçlandı. Çünkü Kremlin İngiltere'yi suçlamadı. Liva Fursan örgütü modern DAEŞ gibi. 10.000 euroluk İtalyan takım elbise giyen Liva Fursan üyesi terörist var. Bu örgüt Fransa, İngiltere ve Türkiye'de de suikast düzenleyebilir. Çünkü Rusya'daki operasyon olağanüstü başarılıydı. Saldırıda önce Putin'e yakın bir subay öldürülecekti. Ancak bir gün önce saldırının sadece bina içinde olması yeterli kararı saldırgana bildirildi. Liva Fursan beyaz miğferlerle Suriye'de çok önemli operasyonlara imza atmıştı. Liva Fursan'la beyaz miğferlerin geçen yılı itibariyle ilişkileri bitti. Ancak geçmişte önemli operasyonlara imza atanlar Moskova'daki saldırıda kullanılabilirdi. Öyle de oldu. Ancak hem Rusya hem de İngiltere bu olayın Amerikan kurgusu olduğunu gizli telefon hatlarıyla birbirlerine anlattılar. CIA eskiden bir suikast organize ettiğinde medyayla sonuç alırdı. Medya ayağı büyük iş yapardı ancak şimdi bu eskisi kadar etkili olmuyor. Amerika ile İngiltere arasındaki ortaklık sona erince bu medyaya da yansıdı. CIA'nin dolayısıyla Amerika'nın kontrol ettiği medyaya sınırlama geldi. Hala güçleri fazla olsa da eskisi gibi değildi. Medya Liva Fursan adını hala gizlese de yakında çok duyacağımız ortada. Rusya'daki saldırı FSB'nin içine kadar girmeleri olacakların işareti. Rusya'nın istihbarat merkezinin içine dalmaları, orada silah çekmeleri, FSB görevlilerini vurmaları hiç mi hiç sıradan bir iş değil. Le Mesurier'in evinin önünde 10 kamera varken bile suikast yapanlar, yapabilenler şimdi de Rusya'nın kalbine girdi. Amerika, İngiltere'nin Rusya ve Türkiye ile yan yana gelmesini istemiyor. Akdeniz'de, Suriye'de bu. Londra'nın Moskova ve Ankara ile büyüyeceğini bildiği için bunu engellemeye çalışıyor. Saldırıyor. Devam edecekler gibi. Savaş büyük. Ergün Diler, Takvim. Tamer Korkmaz, Mr. Kemal neden Libya'da ne işimiz var diyor? Libya'daki meşru hükümeti devirmeye çalışan Hafter, CIA tarafından yıllardır korunuyor ve destekleniyor. Kaddafi'nin kendisini saf dışı bırakmasından sonra CIA ile anlaştı. Chad'dan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne CIA'nin düzenlediği bir operasyonla geçti. Kurduğu örgütle de Kaddafi'ye karşı muhalefet hareketini başlattı. O dönemde Chad'da Kaddafi destekli askeri darbenin gerçekleşmesiyle planları boşa çıktı ve iltica talebinde bulunduğu Amerika'nın yolunu tuttu. Virginia'daki CIA merkezine 15 dakikalık mesafede Falls Church semtindeki lüks bir evde yaşadı. Amerika vatandaşı oldu, hatta 2008'de başkanlık seçimlerinde oy kullandı. Kaddafi'nin katledilmesinden sonra Libya'ya geldi. Geçici hükümette kara kuvvetleri komutanı oldu, hükümet liderinin öldürülmesinin ardından Libya'yı terk etti, gelişmeleri Amerika'dan takip etti. 2014 yılından itibaren yeniden sahneye çıktı, askeri vesayet önerisi kabul görmeyince Tobruk'ta kendi hükümetini kurdu. CIA'nin istihdam ettiği Hafter, Trablus'taki ulusal mutabakat hükümetine karşı savaşını sürdürüyor. Türkiye muhteşem bir hamleyle Trablus'taki meşru hükümetle Libya mutabakatı yaparak Akdeniz'deki dengeleri değiştirdi. Yunanistan medyası yedikleri bu müthiş golü Türkiye Akdeniz'de şahmat yaptı başlığıyla verdi. Yunanistan'dan Kıbrıslı Rumlara, Mısır'ından İsrail'ine kadar işbirliği halindeki kahpe devletlerin alayı kafayı yedi. Türkiye'nin milli menfaatleri doğrultusunda Libya'da yaşananlara seyirci kalmayacağını kararlılıkla ortaya koyması, CHP'nin başındaki Voice of America Kemal'i fena panikletti. Kemal Kılıçdaroğlu şu bildik bozuk plağı bir kere çalmaya başladı ve bu defada Libya'da ne işimiz var dedi. Voice of America. Mesela benim adım Kemal, Amerika'nın Suriye'de ne işi olduğunu asla sormuyor. Daima Türkiye'nin ne işi var diye feveran ediyor. Aynı şekilde Mr. Kemal, Amerika'nın Libya'da ne işi olduğunu da asla sormuyor. Türkiye'nin milli menfaatleri gereği Libya'daki meşru hükümeti desteklemesinden dolayı büyük rahatsızlık duyuyor. Libya'da ne işimiz var repliğiyle aslında Amerika'nın çıkarlarına koltuk çıktığını gösteriyor. CHP'nin Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın şu sözleri ise ağızlarındaki baklayı çıkarmaları manasına geliyor. Trablus yönetimi, yani Serraç, cihatçı eğilimli bir yönetim, Tobruk yönetimi, Hafter ise daha makul, daha seküler bir yönetimdir. Demek ki nedir? CHP için CIA'nin himayesindeki Hafter teröristi pek makbuldür. Seküler olduğundan dolayı tercih ediyorlar. Yani Hafter'in terörist olması, üstelik Sem amcasının teröristi olması CHP'yi hiç rahatsız etmiyor. Rahatsız etmemek ne kelime? Washington'ın himayesinde olması CHP'nin Hafter'i tercih etme nedenidir zaten. Mayıs 2010'dan bu yana benim adım Kemal de Amerika'nın Ankara Büyükelçiliğinden sufle, talimat alarak siyaset yapmıyor mu? Yeter ki laik olsun. Seküler laiklik yahut çağdaşlık gibi malum klişe çıkışlar yerine göre pek konforlu bir ciladır. Amerikancılığın üzerine örtmekte birebirdir. Kaldı ki son tahlilde aynı kapıya çıkarlar. Geçtiğimiz ay Kılıçdaroğlu'nun taktığı rozetle CHP'ye katılan Oda TV'nin yazarlarından Türker Ertürk 23 Ekim 2019'da ne demişti? İktidarın güvenli bölge dediği yerlere radikal unsurlar yerleşir. Suriye'nin kuzeyinde bu radikal İslami örgütleri olacağına Kürtler olsun daha iyi, PYD'nin laik yapısını da zaten biliyoruz. Mr. Ertürk'ün laik yapısına meftun olduğu İşbu PYD-YPG, PKK terör örgütünün Suriye'nin kuzeyinde yer alması ne demektir? Terörizmin mühendisi olan haydut Amerika'nın bölgede bir PKK devleti kurması ve de Türkiye'yi hedef alması demektir. Bu arada laik terör örgütü PYD-YPG-PKK, Suriye'nin kuzeyinde askerlerimize ve sivillere yönelik kahpe saldırılarını sürdürüyor. Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP yönetimi YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmiyor. CIA'nin adamı seküler Hafter yahut Beyaz Saray'da ağırlanması beklenen şu laik Ferhat Abdişahin, CHP tarafından tercih ediliyor. Trump'ın general mazlum diye hitap ettiği Ferhat Abdi de Libya'da darbeye yatan Hafter de Washington'dan kumandalı teröristlerdir. Amma ve lakin Türkiye'deki ana muhalefet partisi bunları laik ve seküler etiketi vurup koltuk çıkıyor. Leopar'ın benekleri değişmez. Finali geçtiğimiz haftaki bir haberi hatırlatmak suretiyle yapalım. CHP'li Özgür Özel, Kur'an ayetlerinin resmi gazetede yayınlanmasının doğru olmadığını ve laikliğe aykırı olduğunu söyledi. Tamer Korkmaz, Yeni Şafak.